Volkan, sence bu dolap nasıl? Erçel'in 10 numaralı bir dolaplarından diyebilirim ya. Ve güzel, tasarım da harika. Tayfun, bunlar ne böyle ya, bu uğraştın? Vallahi dolabın detayları, dolap o kadar detaylı ki o yüzden mecburen hepsini tek tek döktüm. Elimde de notları bulunsun dedim. Eksiksiz anlatım için işin açıkçası. Evet arkadaşlar, şu anda Arçelik'in yenilenmiş dolaplarının şu anda modellerini size göstereyim. Özellikle arkadaşlar, Arçelik'in 2476 yenilenmiş 2001 yılındaki gelen 274-581 EI modeli, özellikle beyazını da yan yana koydum ki 274-581 EB, yani 2001 yılındaki yeni üretimdeki olan dolapları. Daha önceden bunların ön kısımdaki panelleri aşağıya doğruydu. Şu anda tamamen yan yatay olarak yapılmış arkadaşlar. Özellikle beyazında da şu şekilde de görebilirsiniz. Tabii ürünümüzün genel olarak özelliklerine baktığımız zaman üretimleri arkadaşlar beyaz ve inox rengi var ve alttan dondurucu özellikli bir dolap ve 580 litre iç hacmine sahip olan bir ürün arkadaşlar. Çift kapı yönlüdür tabii. Normalde baktığımız zaman hem alt hem de üst kısımda çift kapak özellikleri var. Elektronik gösterge panelleri standart olarak üretilmiş bir üründür ve kontrol sistemleri direkt elektronik olarak yapılıyor. Tabii bunun üzerinde arkadaşlar istediğiniz zaman tatil modu özelliklerinden tutun, direkt ekonomik mod ve ProSmart Inverter motor özelliklerine kadar da mevcut. Özellikle Arçelik yeni ürünlerinde bakın şöyle ProSmart Inverter motor özelliklerini direkt vurgulama olarak da direkt yapabiliyor. Aydınlatma iç kısımlarına baktığımız zaman ise direkt yan duvarlarda bakın şu şekilde ve alt kısma kadar da direkt LED aydınlatma özellikli bir ürün. Şimdi genel olarak tabii içerisinde koku filtre özellikleri, özellikle ses desibeli bu üründe arkadaşlar ProSmart Inverter olduğu için 39 desibele geliyor. İklim sınıfı olarak baktığımız zaman ise SNT tropikal özellikli bir ürün ve kondansör tipi olarak baktığımız zaman da gizli. Hatta hemen ona da bakalım. Alt kısmındaki bulunan bakın kondansör bulunan kısmı arkadaşlar. Tabii burada aydınlatmamız birazcık daha düşük olduğu için şu şekilde gizli olarak kapalı kutu üzerinde kondansörünü de yapmışlar. İç kısmında bulunan rafları arkadaşlar bakın özellikle üst kısımdakinde hareketli raf özelliği var. Çekerek istediğiniz zaman aşağı ya da yukarı direkt ayarlanabilir özelliği de var bu üründe. Tabii genel olarak kapı açık kaldığı zaman direkt uyarı özellikleri ve dolabın teknolojik olarak baktığımız zaman ise full flash teknoloji özelliklerinden tutun mavi ışık teknoloji özellikleri hepsi mevcut. Tabii rahatça açılabilmesi için direkt kulptan açma özelliği var. Yalnız gövdenin üzerinde olduğu için bu üründe kapı yönü değiştirme özelliği yoktur arkadaşlar. Şimdi beyazın içinden soğutucu bölmemize bakalım arkadaşlar. Şimdi soğutucu bölmemizin bir kere net olarak baktığımız zaman 400 litre iç kısmına sahip olan bir ürün bu arada. Ve no frost özellikte bir ürün. Özellikle karlanma ve buzlanma kesinlikle yapmaz. Direkt kendi arka kısmındaki evaporatör özelliğinden dolayı kesinlikle herhangi bir buz veya karlanma yapmıyor arkadaşlar. Hızlı soğutma özellikleri var ve fan bölme özellikli olan. Özellikle bu bölmemizde sıfır kahvaltı özelliklerinin bulunduğu bölgesi ve mavi ışık ve full flash'in bulunduğu bölgesinde görebiliyoruz. Tabi aynı şekilde sensör özelliklerinin bulunduğu ve beyazında da yine aynı şekilde de hareketli raf özelliklerine kadar da mevcut arkadaşlar. Yan bölme kısımlarına baktığımız zaman ise raf bölmeleri ve malzeme içerikleri gerçekten çok iyi. Burada kesik ürünlerinizi koyabilmeniz için özellikle ve hareketli olan özelliği ve iki tane de bulunan yumurtalık özelliğine kadar da mevcut. Tabi bunları istediğiniz zaman yer fonksiyon özelliklerine göre de değişiklik de sağlayabiliyorsunuz. İç kısmı gayet çok iyi ve hatta şöyle rafı direkt rahatça çekelim ve şu şekilde de görelim. Bunları istediğiniz zaman çıkartabiliyorsunuz ve rahatça da yıkama da yapabilirsiniz. Alt kısmındaki direkt kahvaltı bölmesinin özelliği. Özellikle zaten direkt vurgulamalarını bu şekilde de gösterebiliyor arkadaşlar. Şimdi dondurucu bölmemize gelelim. Özellikle bunda da green'in altına bakalım. Çünkü ikisi de aynı özellikte olduğu için arkadaşlar. O yüzden alt bölmemize bakalım. Şimdi alt bölmemizde çekmece sayısı 2 tane arkadaşlar. Yani alt ve üst olarak şöyle baktığımız zaman 2 tane çekmece özelliği var. Ve bunda standart olarak zaten buzluk olarak var. Ve şöyle söyleyeyim. Hatta bakın şu ara bölmede
Özellikle pizza tarzı gibi iki tane standart twister buzluk var. Bunlar hareketli veya istediğiniz zaman da çıkartabiliyorsunuz. Özellikle buz ve pizza, yani rahatça düzgün bir şekilde koyabilmeniz için yapılmış bir yer. Alt dondurucunun raf içini şu şekilde görelim. Gayet geniş, standart olarak. Ve gördüğünüz gibi tavuk tarzı veya et ürünlerinizi koyabiliyorsunuz. Buranın netine baktığımız zaman ise arkadaşlar 97 litreye geliyor ve hızlı dondurma özelliği var. Ve bu hızlı dondurma özelliğinde ise günlük 6 kilo olan ürünü çok hızlı bir şekilde de soğutmasında yapabiliyor. Ve yan kısmındaki, bakın hatta şöyle kapak kısımlarını da görelim. Ve kulp bulunanlar. Bunları da istediğiniz zaman rahatça çıkartabiliyorsunuz. Ve bakın en arka kısımda hatta şöyle fan bölmesinin olan yeri arkadaşlar. Hatta şöyle çıkartalım daha rahat görebilmeniz için. Bakın fan bölmesinin ve içerisindeki yine sensörlerinin. Yani gerçekten bu dolap 2476 daha önceki olan eski serinin şu anda 2021 yeni olan ürünü 274-581 EI ve EB. O yüzden en çok tutacak olan dolaplardan da biri bu arada. Ürünün genel olarak enerji tüketimine baktığımız zaman A enerji Chip Plus özellikli bir ürün. Aynı şekilde grisi de A enerjiden Chip Plus'lı bir üründür. Ve yıllık elektrik tüketiminde beyazında da aynı şekilde grisinde de 299 kW'a geliyor. Tabi bunların biz günlük olarak enerji tüketimlerine bakıyoruz. 25 derecedeki günlük kullanımı ise 0.818'e geliyor arkadaşlar. Ürünün ölçü olarak baktığımız zaman ise 1.86'ya geliyor. Hatta şöyle bakalım daha yakından görebilmeniz için. 1.86 74 enidir. Direkt beyazında genişlik olarak baktığımız zaman, pardon, derinlik olarak baktığımız zaman ise 75.5'e geliyor. Aynı şekilde şu andaki yeni ürünlerin tamamen olduğu gibi hepsi 75.5 santime geliyor. Şu andaki uygulamalarında standart ölçülere göre sadece 70'liğe göre 74'lük, yani 4 santim daha büyük olmuş oluyor. Tabii bu da ne yapıyor? 500 litrelik dolabı otomatikman direkt size 580 litre gibi bir litre hacmine geliyor. Kilogram olarak ağırlığına baktığımız zaman ise 97'ye geliyor. Buzdolabın teknolojik özelliklerinden özellikle mavi ışık teknolojisine bakalım arkadaşlar. Şimdi mavi ışık teknolojisi genelde şu arka bölmede direkt sebzelerin ve meyvelerin koruma özelliğini sağlıyor. Tabii bundaki en büyük özelliklerinden biri mavi ışık teknolojisinde meyveleri, sebzeleri ideal dalga boyutuna sahip ve ışıkla aydınlatmalarla doğadaymış gibi fototensiz yapmasını sağlar, tat ve aromalarını korumasını sağlar ve daha uzun sürede C besin değerlerinde korumasını sağlıyor. O yüzden mavi ışık teknoloji ürünler gerçekten ürün besin C değerlerini korumasından dolayı genellikle en çok tercih edilen dolaplardan da biridir. Full Fresh teknolojimizde ise, hatta Full Fresh Plus diye geçiyor arkadaşlar, teknolojisine sahip buzdolabında sebzelerin tasarımlarındaki hava kanalları sayesinde hassas nem kontrolü sağlıyor. Ve en uygun şartlarda saklanan gıdaların bozulmamasını, bayatlamasını tamamen geciktirici bir özelliktir bu arada. Yeşilliklerde ve sebzelerde ise 30 güne kadar sağlıklı bir şekilde de korumasını sağlıyor. O yüzden Full Fresh özellikle dolaplara baktığınız zaman bu şekilde bu ibareyi mutlaka görün arkadaşlar. Hava kanallarının bakın şu şekilde bulunan bölgeleri hatta şu anda direkt. O yüzden bu bölmede 30 gün boyunca yeşilliklerinizi, sebzelerinizi ve meyvelerinizi direkt sağlıklı bir şekilde de direkt korumasını da sağlayabiliyor. En son teknolojimiz olarak da sıfır kahvaltı bölme özelliği var arkadaşlar. Şimdi bu kahvaltı bölme özelliğinde özellikle kahvaltılık bölmesinin kahvaltılıklardaki ve şarküteri ürünlerinde dondurmadaki minimum sıcaklığını sağlayarak en uzun şekilde tazeliğini korumasını sağlıyor. Tabi burada genellikle paketlemeli ürünler olduğu sürece daha uzun bir şekilde korumasından dahi her şeye kadar korumasını da sağlayabiliyor. O yüzden sıfır kahvaltı bölmesi genellikle çoğu dolapların hepsinde mevcut olarak var. Özellikle bu dolaplarda ise daha üst seviyede yapılmış bir üründür arkadaşlar. Evet, dolabımıza genel olarak baktığımız zaman gerçekten çok güzel. Malzeme içeriklerini de ben çok beğeniyorum. Özellikle şu andaki daha önceki 274-580 EB olan şu anda 2021 yılında 274-581 EB olarak geldi. Şu anda hayırlı olsun diyorum ve çok çok iyi satacağını da kesinlikle
tahmin edebiliyorum. Ama bunda dediğim gibi kapı yönü değişme özelliği yok arkadaşlar. Mutlaka özellikle alacağınız zaman kapı yönlerini hesaplayarak bakın. Dijital panelinde de gördüğünüz gibi ekonomik modundan, çocuk kilidi özelliğinden, istediğiniz zaman tatil modu özelliklerine kadar her şeyi yapabiliyorsunuz. Tabii sizin için hayatınızda kolaylık yapabilecek özellikler bunlar. Evet arkadaşlar, Teknoloji Garajı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuz sürece de yeni videoların çekimlerini yapacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ağzına sağlık Tayfun. Gerçekten mükemmel bir sunum yaptın. Ben olsam bu kadar hayranla izleyeceğimi hiç ummuyordum. Gerçekten mükemmelsin. Vallahi abone %100 olacağım ve bütün arkadaşlara da tavsiye ederim abone olsunlar. Gerçekten böyle bir anlatımı hiçbir Arçelik sitesinde veya da başka bir yerde görmedim de duymadım da. Teşekkür ediyorum Volkan. Gerçekten sağ olasın. Sonuçta sizlerle beraber yapıyoruz bu işi. Sen de geri geliyor kameramanlık oluyorsun, geri geliyor çekiyorsun. O yüzden teşekkür ediyorum herkese, özellikle abonelerimiz için. Görüşmek üzere başka bir videoda arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.